kadim bir geçmişe sahip olan şehrimiz, Aksaray ismini Anadolu Selçuklu hükümdarı Sultan II. Kılıç Arslan döneminden itibaren kullanmaya başlamıştır. Aksaray'a çok büyük önem veren II. Kılıç Arslan, şehri ikinci payitaht gibi görmüş, Aksaray'da büyük bir imar hamlesi başlatmıştır. Yaptırdığı birbirinden güzel eserlerle Aksaray'a bugünkü tarihi hüviyetini kazandıran Sultan II. Kılıç Arslan, bu şehri Anadolu Selçuklu Devleti'nin en önemli merkezlerinden biri haline getirmiştir. Tarih boyunca farklı dinleri bünyesinde barındıran Aksaray, Hristiyanlık ve İslami döneme ait değerleriyle inanç turizminin önemli merkezlerinden biridir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 7000'den ziyade evliyanın yaşadığı ifade edilen Aksaray'da, başta Somuncu Baba ve oğlu Yusuf Hakiki Baba olmak üzere, Tapduk Emre ve Yunus Emre'nin türbeleri şehrin manevi dokusuyla bütünleşmiştir. Ayrıca Şeyh Cemalettin Aksaray'ı, Pir Ali Sultan, Hamza Baba gibi daha pek çok zahit ve alime ait türbeler şehrin ilmi yönünü göstermektedir. Gönül dünyamızın mimarlarından Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba Türbesi ve Mescidi, Aksaray merkezde Evliyalar Mezarlığı olarak adlandırılan Ervah Kabristanlığı içerisindedir. Kabristanlığın girişindeki kanlı pelit, yüzyıllara şahitlik etmektedir.